Alzheimer bir Alman nöropsikiyatrisi. Çok ilginç bir çalışmacı, araştırmacı, doktor. 1901 yılında kendisine bir vaka geliyor. Augusto Diter diye. Bir bayan, 51 yaşında. Hezyanları var, unutkanlığı var. Zaman zaman agresif davranışlar yapıyor. Ve özellikle eşine karşı kıskançlık hezyanları var. Alzheimer 1906 yılına kadar takip ediyor hastayı ve notlar alıyor. O notlar daha sonra bulundu, müzeye kondu ve o notlardan sonra hasta 1906'da ölüyor. Bu Alzheimer'in özel bir yeteneği de ve özel bir merakı da hasta yakınlarından izin alarak ölen hastaların beyinlerini inceliyor mikroskop altında. Ve halihazırda bugün bile geçerli olabilecek hücreler arasında plaklar dediğimiz o plakları gösteriyor. Ve hücre içerisinde de hücrenin ölümüne sebep olacak iyicikler dediğimiz yapıları gösteriyor. Ve tabii ki büyük bir heyecan içerisinde hastanesinde bilim kuruluna vermek istiyor. Fakat bilim kurulu fazla itibar etmiyor. Birçok yerlerde olduğu gibi. Sonra o gene bir Almanya'nın kuzeyinde bir nöropsikiyatri kongresinde sunuyor. Ve çok iyi hazırlanarak gidiyor o kongreye. Sorular bekliyor. Ama herhangi bir soru da fazla olmuyor. Orada da bir düş kırıklığı oluyor. Daha sonra hocası çok ilginç, kendisi de 51 yaşında ölüyor aynı zamanda. Aynı. Ve hiçbir zaman Nobel'i almadı. Hiçbir zaman gününde meşhur olmadı. Türker bilir, ben önce nörolojiydi benim ihtisasım. Ondan sonra psikiyatri ve sonra da yaşlı psikiyatrisi üzerinde özellikle çalıştım. O 70'li yıllarda herhalde bu konuyu anlatmak için, yani Alzheimer konusunu anlatmak için fazla öğretim üyeleri arasında istek yoktu. Yani ne anlatacağız diyorlardı. 10 dakikada, 15 dakikada bitiyor. Halbuki şimdi 5 dakikada bir yayın çıkıyor. Yani Alzheimer hiçbir zaman Nobel'i almadı ama günümüzde en çok anılan hastalık halihazırda.